Sevgili izleyiciler, Kahramanmaraş Elbistan Büyük Yapılak Kasabası'ndayız ve Elbistan Büyük Yapılak Kasabası'nda yiğitlerin harman olduğu diyardayız. Hep öyle telaffuz ediyoruz. Ana vatandayız, kutsal topraklardayız. Her defasında söylüyoruz. Sevgili izleyiciler, insanın mert ve yiğit olduğunu ve pehlivanların bu topraklarda, bu topraklar üstünde sırtının yere gelmediğinin hikayelerini hep biliyoruz, hep dinliyoruz. Bizi ekranları başında izleyen, dinleyen, Türkiye'nin, Anadolu'nun dört bir yanında olan, iş nedeniyle, çalışma nedeniyle, memuriyet nedeniyle burada olmayan köylerimiz var. İşte bizim doğduğumuz, sizin doğduğunuz topraklardan, Büyük Yapılak'tan buradan sizlere selam ve saygılar yolluyoruz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Köyümüze, kasabamıza, mahallemize. Yapılak öyle bir noktaya geldi ki o fakir yapılaktan bu gençlik bir adım atarak eğitimin içinde buldu kendini. Allah razı olsun, bu yapılağın yaşlılar, babalarımız, amcalarımız büyük bir fedakarlıkla bizleri okutmaya için emek verdiler. Öyle bir tablo çıktı ki şu anda yapılaklı 220 tane öğretmen bu Türkiye Cumhuriyeti, bu aziz vatana hizmet ediyor. Çok önemli nokta. 150 tane yapılaklı şu anda bu aziz vatanın, bu kutsal vatanın güvenliğini sağlıyor. 150 polis yapılaklı. Efendim 150 tane sağlıkçı çeşitli kurumlarda bu millete hizmet ediyor. Bunun yanında 150 tane memur, 200 tane işçi bu memlekette kurumlarda, fabrikalarda, santrallarda bu ülkeye hizmet ediyor. Yapılaklı. Devam ediyor. Evet. Gurur tablosu devam ediyor. Biri de benim oğlum olmak üzere şu anda da Büyük Yapılak'ın aile hekimi. Şu anda 24 tane yapılaklı doktor var. Evet. 22 tane yapılaklı avukat var. Şu anda 18 tane yapılaklı, biri de benim kızım olmak üzere, bunları özellikle söylüyorum çünkü gurur duyuyorum, sevinç yaşıyorum. Evet. O heyecanla söylüyorum. 18 tane bu ülkede yapılak nüfusuna kayıtlı hakim, savcı, adalet dağıtıyor. Öyle bir noktaya geldik artık yapılakta. Efendim kazma kürek dönemi, tapanca tüvek dönemi bitti. Ne kadar güzel bir açıklama. Ya eğitimci olarak şöyle bu sözü bir daha tekrar edebilir miyiz? Evet yani... tekrar ediyoruz. İşte diyoruz ki, bu benim ifadem. Dünkü yapılaktaki kazma kürek dönemi ve tapanca tüvek dönemi bitti. Evet, Sayın Bölükbaşı'ya çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sizi de kutluyorum. Efendim, bu konuda köyümüze çeşitli vesilelerle hizmetini böyle gururla takip ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben de bizim için bir onur, bizim için bir şeref. Biz de aynı şerefi paylaşıyoruz. Çok teşekkür ederim. Oldu. Büyük Yapılak'ımızın Büyük Yapılak, evet. Büyük Yapılak'ın çok önemli şahsiyetlerinden, önemli ev sahiplerinden bir tanesi. Yaş kaçtı Haşim amca? Kaç doğumluysun? 33 doğumluyum. 1933. 33 doğumlu. Kaça tekabül ediyor şu anda? 87. 87 mi? He. Görüyor musunuz Haşim amca? 87 senelik koca bir ömür. Evet, koca bir ömür. Nasıl geçti? İyi geçti. Allah'ın bugününe şükür. Güzel geçti. İşte yedik, içtik, uyuduk, bahçede çalıştık, çabaladık. Şimdi de işte bahtımızda geldi. Ne Allah ne kararlarıysa o olur. Bahçe var mı? Uğraşıyor musun hala? Bahçeyle uğraşıyorum. Bahçemiz var. Çocuklar gidiyorlar, geliyorlar çocuklar, oturuyorlar orada. Şimdi hep sen çalışmaya alışırsın ya. Rahat edebiliyor musun böyle? Oh! Hanımla bir hanım kaldı. Çocuklara evde zaten. Dışarıdalar, Elbistan'dalar. Orada herkes
Evet, ailesini alan gitti evine. Biz de sizi hanımına beraber biz burada durduk. Ya Mustafa'cığım, ben kameraman arkadaşımız Mustafa da gösteriyor. Haşim amcanın burada bizim çocukluk dönemlerimizde bakkalını... İşte şura benim bakkalını. Bakkalını. Evet, şimdi, kimse yok, benim bakkalıdır. Köyde kimsenin bakkalı yoktu. Bak Mustafa sana bakıyor. Evet. Kimsenin bakkalı yokken böyle bir bakkalı konu komşunun işlerini gösteren nasıl bir duyguydu? Siz elbiselerle gidiyordunuz. Kimseyle dedikodu yapmadım Allah'a şükür. Herkesiyle güzel geçindim. Bu hayata geldim Allah'a şükür. Kimseyle bir dedikodum, bir şeyim yoktur. Herkesiyle güzel geçindik, verdik, aldık, verdik. Bu zamana kadar iyi yıldır. Ömür böyle geldi geçti. Ömür böyle geldi ömür. Allah selamet versin. Allah sağlıklı, sıhhatli, uzun ömür versin Haşim amca. Sağ olun. Allah razı olsun. Ay, Allah razı olsun. Seni yormayalım. Ellerinden öperim. Sağ olun. Güle güle kalın. Sağ olun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Sevgili seyirciler, köyümüzle ilgili köyümüzün büyüklerinden 1933 doğumlu olan Haşim Kılıç amcamız gerçekten komşu olarak da çok gönül rahatlığıyla söylemek lazım ki her türlü insanların ihtiyacını gören, ihtiyacını gideren, köyde herkese para olmazdı. Evet, evet. Değil mi? Evet, köyde herkese para olmazdı. Evet, darlık da evet. Bir teneke evet. Buğday getirirlerdi. Tamam. Bazen derlerdi ki ya işte buğday biçtireceğim ondan sonra vereceğim derlerdi. Ha, tamam. İşte insanlar ya iki yumurta getirirdi, iki yumurta satardı. Onun yerine başka bir şey alırdı. Yani o dönemlerde bakkalcılık çok önemliydi. Evet, evet. Çok ya, kıymetliydi. Evet. Çok kıymetliydi. Evet, 20-30 sene bakkallık yaptım burada. Kimseyle dedikodu yapmadım. Hiç kimseye gitmedin değil mi Haşim amca? Gider elbisten alır geldi burada ufak demez. Satarsa vardık, alırdık, verirdik Allah'a şükür. Geldi geçti böyle geldi, hayat. Geldi geçti, geldi geçti ömür. Ömür böyle geldi geçti, böyle de inşallah imanla, Kur'an'la ayırtmasın Cenab-ı Allah. Amin. Kur'an'la. Yine gittik. Şimdi geriye dönsen ne yapmak isterdin Haşim amca? Mesela hayatı 30 sene 40 sene önceye alsalar. Yani 30 sene hayatında keşke şunu yapsaydım diyebileceğin. Aman hiç beni hiç etme. Ben ihtiyarlamışım artık. Gözüm göremiyor. Abi ondan kulak da ağır duyuyor çok. Yok ama maşallahım var yani. Yani bir ele şey diyeme bakma. Başımda bayağı bir ağrı var. Böyle şey geç Allah'ım, geçiyorum. Allah'ım şifa versin. Amin. Ama yani seni çok iyi gördüm. İyiyim Allah'a şükür. Çok. Bu yaşıma göre. Çok çok iyi gördüm. İyiyim. Oturuyorum kimsenin hanımla otururuk. Burada kimseyi döller getirirler. Allah'a şükür çocuklar da bize hizmet eder. Varımıza yoğumuza gelirler giderler. Evlat da bugünler için lazım değil mi? Aba o. Evlat bugünler için lazım. Bu geldi benim hafif bir şeyim duydular mıydı hemen koşar gelirler. Noksanımı alırlar. Bana hizmet ederler. Götürürler bahçede bazı dolandırırlar. Getirirler beni. İşte Allah evladın da eşin de aşın da her şeyin de neyini versin? Allah hayırlısını, versin. Allah hayırlısını versin. Her şeyin hayırlısını versin. Yoksa 10 tane evladım olmuş boş. Boş ne olacak boş. Böyle geldi geçti sadece. Anayı atayı sağ bilmedikten sonra boş yani. Boş evet. Çok yok, teşekkür Allah ederim. Yok Allah'a şükür sağ olasın. Hep Allah razı olsun. Bana hizmet ederler. Allah yanlarını sağ olasın. Allah ömürlerini artırsın. Amin. Allah noksanlık vermesin. Amin. Ailem de bana hizmet eder. Çayımı pişirir. Kahvemi pişirir. Sabahını kakarım işte. Burada oturur kakarık. Allah selamet versin. Çok sağ teşekkür ediyorum. Sağ olun. Güle güle çok sağ olun. Sağ olun. Allah'a emanet. Çok büyük yapalık dinine, diyanetine sağlam bir köy. Fakat memlekette bu dinine, diyanetine, namusuna bağlı olduğu için çok sevilmeyen bir köy. Yani hiçbir zaman dininden, diyanetinden, insanlığından, adamlığından kaybetmeyen bir köy. Toprağı çok, bakımı yok. Mesela 200 bin dönüm toprağı olduğunu söyleniyor. Bunu tam işlenmiyor da mesela memlekette bir fakirlik var daha önceleri. Mesela bundan 20 sene, 30 sene, 40 sene, 50 sene evvelinden düşün. O zaman milletin durumu yoktu ki, gübre bile atamıyordu ki. İşte öyle geçinip gidiyordu. Mesela bir adamın 10 koyunu 5 ineği olursa hoş oldu.
O günden bugüne bu kerpiç evlerde büyüdük. Kerpiç evlerde geldik. Yani kerpiç evlerde geldik ama hiç pişman değiliz yani. Bugün şu durum geldi, şöyle oldu. Varlık oldu, güzellik oldu. Her taraf zenginlik oldu ama yine de köyümüze istediğimiz gibi bakım yok. Yolumuz tam değil. Köyümüze hiç bakım yok. Her çukurlar bir yerde. Yani Allah rızası için bir tane mesela bizim belediye başkanımız Maraş'ta. Bizim belediye başkanımız Elbistan'da. Mesela bizim üyelerimiz var. Gelip de bir gün ya bu yapalım şu bir gezelim hele. Bunların oyunu aldık ya biz. Ya bir bakalım hele. Nasıl buranlar? Yaşantıları nasıl? Çamur içinde mi yaşıyorlar? Mırığın içinde mi yaşıyorlar? Yolları, belleri iyi mi? Suları nasıl? Akıyor mu? Her birkaç senede getir geliyorlar, boru değişiyorlar. Suyumuz gene hoş değil. Yani gönül istiyor ki bize de baksınlar. Herkes gibi yani. Herkes gibi bize de baksınlar. Gönül bunu istiyor. Yani yolumuza baksınlar, suyumuza baksınlar, insanlarımıza baksınlar. Fakir fukara varsa niye bunlar fakir baksınlar? Ama yok işte. Bakan yok. Allah rızası için gelse de baksalar, yapsalar da yapmasalar da. Mesela biz köyün orta yerinde bir kanalımız vardı. 50 sene sonra baktılar anca. Acık o da tam bizim isteğimiz gibi bir şey olmadı da. İşte biraz yaptılar yani. Koya biraz yaptılar. Etrafındaki demir çevirdiler. Çağcılık düşerse bir daha da... Büyük Yapar olmaktan gurur duyuyorum. Büyük Yapar halkı milliyetçi bir köy. Her an için kendine savunan bir köy. Diş tırnak burada geçiniyor. Çiftçiliğiyle günümüz geçiyor. Ama bir sorunumuz var. Suyumuz yok. Suyumuz yok. 12-13 kilometre yerden geliyor suyumuz. Susuzluk. Enerji buramıyor. Yolumuz yok. Zaten köyde kimse kalmadı. Hep göç etti. Benim birkaç tane bir elektriğe kaldı. Ötekiler hep göç etti. Malcılık genişti yani, çoktu. Geçim kaynağı bundan rahatıydı yani. Şimdi malcılık bitti. Köyün durumu zaten hep göçe zorlandılar, göçtüler. Şimdi yapılan 10 bin nüfusu varsa 2000 küsur bir nüfus kaldı. Göç etti yani. Tabii iş yönünden, ekonomikten. Şimdi Türkiye'nin birçok yerinde var. İstanbul'unda var, Antep'inde var, Adana'sında var, Elbistan'da var, işte orada, her tarafta var. Bunun için de yani adamın işi orada olduğu için gelemiyor yani buraya. Diyelim İstanbul'da adam buraya nasıl gelecek? Durumunu hiç iyi görmüyorum, görmüyorum yani. Neden ki yani günlük göç veriyor yani, göç almıyor, göç veriyor. Önceden burada düğünlerde güleşler olurdu, haftalarca çevre köylerden buraya insanlar gelirdi. Şimdi Büyük Yapalak dediğin zaman bir tarihi dokuya bakmak lazım. Büyük Yapalak dinine, diyanetine, vatanına, milletine bağlı bir köydür. Her zaman da öyle olmuştur. Büyük Yapalak kuruluş itibariyle kurak ve çoraklı bölgedir. Üç köye ayrılmış. Buna rağmen de hala 200 bin dekarın üzerinde bir araziye sahiptir. Kuraktır. Bilmem devletine bağlı olduğundan mı devlet amirleri tarafından göz yumuldu. Halk tarafından biraz yobaz görüldü. Ama Büyük Yapalak dediğin zaman birbirlerine bağlı, yardımsever, mazlumun yanında bir köydür. Zamanında hiçbir şey yokken köy doluydu. Davarı vardı, ineği vardı, her şeyi vardı. Bugün her şeyler var ama elinde para geçen köyde yoktur.
yine virane evlerimiz, toprak evlerimiz, işte büyüklerimizin de sıkıntıları yine aynı yönde. Köye gelinmediklerinden, sahip çıkılmadığından, elinde para olanın Elbistan'a, işte başka yerlere yatırım yaptığından, yazın dahi olsa köyüne, bağına, bahçesine gelip bakarken dahi bir evini onarmadığından yakınıyor hep büyüklerimiz. Böyle bir zaman geldi geçti. Neşesi bol bir köy, sohbeti dinlenir bir köy, köy odalarının olduğu, yaza kadar sohbetlerin olduğu, düğünlerde güreşlerinin olduğu müthiş bir köydü. Yani orta oyunu desen hiçbir orta oyununda o zevki alamayacak bir köydü. Ama şu an işte virane halinde tek bir şeyi var. Nereye gidersen git, büyük yapalak dediğin zaman içinde bir sızı, kalbinde bir sevgi ve insanlarına duyulan bir muhabbet vardır. Bir tek bir büyük yapalan birlikteliği kaldı. Başka bir şey de virane. Aslında dedik ya, Büyük Yapalak 5 mahalleden oluşuyordu. Eskiden diyoruz. Neden eskiden? 2014 yılında Büyükşehir yasasıyla beldeler düşürüldü. Büyük Yapalak'ta tüm beldeler gibi merkeze, yani burada Büyük Yapalak'ın merkezi Elbistan. Elbistan'a bağlı tek bir mahalle olarak, tek bir muhtar olarak artık muhtarlık olarak hizmet ediyor. Biz yeni mahalledeyiz. Yani yeni mahalle diye biliniyordu bizim eski kasaba, beldelik döneminde. Kameraman arkadaşımız Mustafa görüntüleri aktarıyor zaten. Burası Tarkan Tepesi diye biliniyor bizim köyde. Neden Tarkan Tepesi diye biliniyor? Bak, burası bir hakim bir tepe. Ve bu hakim bir tepe özellikle burada yaşayanlar bilir. Yani bu köyün özellikle 30'lu yaşları, yani 40'lı yaşları ve üzerindeki olanlar bilir. Burada kar yağdığında, eskiden biliyorsunuz, şimdi iklimler de değişti. Kışın yaz oluyor, yazın kış oluyor. Tüm dünyanın iklimsel bir dengesi bozuldu. O zamanlar işte Ocak, Şubat, Mart, Aralık aylarında buralarda çok ciddi kar olurdu. Kar yağardı. Ve biz ne yapardık biliyor musunuz sevgili izleyiciler? Bizim hemşehrilerimiz, komşularımız da iyi bilir. Tarkan Tepesi'nden kayık kayardık. Kayık kayma yerimizdi burası. Naylonlarla, lehenlerle buradan kayar aşağıya kadar giderdik. Bizim burası kayak merkezimizdi. Şimdi daha çok modern kayak merkezleri oluştu Türkiye'nin her yerinde ama bizim en modern, en global şeyimiz, kayak merkezimiz burasıydı. Bakın aşağıda bulunan mekan bizim oturduğumuz evler, bize ait evler. Bu alanlar bizim. Bu bölgede, bu küllükte büyüdük, bu küllükte doğduk. Çocukluğumuz bu alanlarda geçti. Bu bölgede de işte yazın başka, kışın başka bir şekilde bu alanları kullandık. Şimdi belki köye çok fazla gelen giden yok. Belki şu an ekranları başında izleyen, burayı tanımayan, bilmeyenler için çok fazla bir anlam ifade etmiyor olabilir yani. Şimdi daha modern, daha böyle metropol, daha güncel şehirlerde daha rahat, konforlu yaşam sürenler için burası çok ucube bir mantık olarak görülebilir. Ama bizim için herkesin neresi doğduysa, büyüdüyse, doğduğu, büyüdüğü topraklar insanların hayatında silemeyeceği kadar, hafızasında ölene kadar götürdüğü, heybesinde tuttuğu anılar hakim burada. İşte bu alanın her bölgesinde, belki şu an içinde yaşayan köylerimiz, içinde hayatını burada idame ettirmiş ve başka bir yere gitmemiş olanlar, dünyayı sadece büyük yapılan içerisinde yaşamış olan komşularımız var. Onlar için hayat, dünya buradan ibaret. Onlar hayatlarından mutlu. Yani neden mutlu? İşte sabahları kalkıyorlar, ahırına giriyorlar, kümesine gidiyorlar, işte tavuklarını yemliyorlar.
artı ineklerini besliyorlar. Yazın çıkıyorlar kayısı bahçelerinde, kayısılarını topluyorlar, islim yapıyorlar ve onu kurutuyorlar, tekrar satıyorlar. Yani ekmeğini, ekonomisini buğday ekerek, kayısı üretiminde emek vererek hayatını tarımcılıkla geçiniyorlar. Ama başında da söyledik ya, büyük yapılan 280 bin dönüm arazisi var ama sulak değil. Yani çoğunluğu sulak değil. Çoğunluğu kıraç arazi. Bu kıraç arazi olunca da tarımcılık ve tarım yapma olanağı da zayıf bir ortamda. İşte bu yüzden de ekonomisini düzgün yapamayanlar, insanlar ya okumuş, tahsil yapmış ya devlet dairesinin çeşitli yerlerinde, kademelerinde çalışıyor ya da kendi ekmeğini bulmak için gurbete gitmiş. Biz de çocukluğumuzdan beri, aklımız yettiği günden beri hep gurbette büyüdük. Gurbet benim içimde çok fazla bir yara. O yüzden biz gurbeti anlatmaya kalksak burada sabahlara kadar konuşuruz. Bu atmosferi burada yaşamak, işte senede bir de gelsek, her fırsatta ölüde, düğünde, dernekte de gelsek, burası bizim doğduğumuz, büyüdüğümüz kutsal topraklar. O yüzden de burada olmaktan gerçekten akıl almaz bir mutluluk hissediyoruz. Akıl almaz bir keyif alıyoruz ve alıp kendimizi çocukluğumuza kadar götürüyoruz. Belki dediğim gibi buradaki görüntüler, görsellikler başkalar için başka bir anlam ifade etmiyor olabilir. Bizim kerpiç yapılar içerisinde biriktirdiğimiz özlemlerimiz, hayallerimiz ve anılarımızın ilk kıvılcım yandığı nokta Büyük Yapalak'tı efendim. Biz Büyük Yapalak'tan Anadolu'nun farklı illerine, farklı bölgelerine, farklı metropollerine gittik. Farklı ekmek arayışımızla şimdi bizden sonraki gelen kuşaktaki insanlara da hizmet etmekten, farklı şehirlerde onlara mimandarlık yapmaktan da son derece mutlu olduğumuzu ifade edelim.